Merhaba sevgili genç liseli kardeşlerim. Almanya'da üniversite, lise son sınıf ve üniversite birinci sınıf öğrencileri için yaptığım Almanya'daki sistemi kabaca tanıtmaya çalışan videoya istinaden Studienkolleg Konstanz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Başvurunuzu nasıl yapıyorsunuz? Ücretler neler? Evet, Studiengebühren daha önce de demiştim. Baden-Württemberg eyaleti sömestri başına 1500 euro ücret alıyor. Görüşme yaptığım kişi bu ücret o kadar çok bürokrasiye neden oldu ki hemen hemen sadece bürokrasiye gidiyor toplanan paralar. O yüzden bunun belki kaldırılacağını umuyoruz dedi. Studienkolleg için bu ücret 150 euro. Yani 1500 değil, 150 euro. Ve Studienkolleg'de T kurs, bu kursları da daha önceki bir videoda anlatmıştım. Teknik konular, yani ne bileyim mimar olmak istiyorsunuz, mühendislik okumak istiyorsunuz. Vorbereitung auf technische und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. W-Kurs, Vorbereitung auf Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Studiengänge. Yani ekonomi konularında okumak istiyorsunuz, işletme okumak istiyorsunuz ya da sosyal konularda okumak istiyorsanız da W-Kurs'a gitmeniz gerekiyor. Her Studienkolleg'de her kurs olacak diye bir şey yok. Burada Studienkolleg'in enformasyon broşürü var. Ona bakabilirsiniz. Bir de diplomalarınızın tanınma işlemi var. İşte bu Studienkolleg'de güzel olan yine daha önceki videoda da belirttiğim gibi burada yine karşınızda bir insan var. Onunla konuşabiliyorsunuz. Bunlar da giriş sınavlarını falan kendileri yapıyorlar. Antrag auf Zeugnisanerkennung, yani başvuru formu. Denklik işlemi aslında. Buraya başvuruda bulunuyorsunuz. Diplomalarınızı, her şeyinizi veriyorsunuz. Ondan sonra denk olup olmadığına dair ya da nereye denk olduğuna dair size bildiriyorlar. Başvuruda bulunduğunuz belgelerin hepsi, yani diplomanız, bu ne veriyorsanız, ne gerekiyorsa onların hepsi noter tasdikli olsun. Yani fotokopi fakat noter tasdikli. Sakın orijinallerini göndermeyin çünkü o geri göndermiyorlar. Ayrıca tabii bunların tercümesi ama belgeler Fransızca ise İngilizce ise o zaman tercüme ettirmeye gerek olmuyor. Yani az önceki başvuru belgesini dolduruyorsunuz, sonra Lebenslauf yani özgeçmişinizi, lise diplomanızı, notlarınızı ve dil öğrendiyseniz tabii ki hangi seviyede olduğunuza dair sertifikayı, bir fotoğraf. Bunları veriyorsunuz. Ondan sonra denk olup olmadığına bakıyorlar. Aufnahmeprüfung'dan da bahsetmiştim. Hatırlıyorsunuz diğer videoda. Orada Aufnahmeprüfung Studienkolleg'e girebilmek için gerekli olan sınav idi. Diyelim ki mühendislikte okumak istiyorsunuz. O zaman Aufnahmeprüfung'da matematik sorularını da tabii yanıtlayacaksınız, cevaplayacaksınız. Çünkü Aufnahmeprüfung matematik sorularından size bir örnek vermek istiyorum. Hochschule Wismar Studienkolleg. Aufnahmetest. Daha önce bu VYT'ye ne anlama geldiğine baktık. Teknik ve Wirtschaft. Ve başka kurslar da var tabii. Fakat her Studienkolleg her kursu sunacak diye bir şey yok. Eğer bu soruları yapamıyorsanız zaten bence tekrar bir düşünün. Üniversite sınavını kazanan herkes herhalde bu soruları yapabilir diye düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin, yolunuz açık olsun, hoşça kalın.